Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugünkü Scratch dersimizde çok sahneli oyun oluşturma özelliğini göreceğiz. Bu özellik için haber sal komutunu kullanacağız. Öncelikle oyun sahnemizi bir tasarlayalım. Amaçladığım şey bir eğitsel oyun oluşturmak. Toplama, çarpma, çıkartma gibi işlemlerin olduğu basit bir oyun oluşturacağım. Ne gibi? Örneğin sahnede 2 artı 2 eşittir yazacak. 2 tane de cevap butonu olacak. Bu cevap butonlarından doğru olana tıklandığında diğer sahneye, yani diğer soruya geçecek. Yanlış olana tıklandığında ise yeniden deneyiniz, geri bildirimi gelecek. Bunun için benim sahneye 3 tane kukla almam lazım. Kukla birimde sorular yer alacak. Kaç sahne oluşturmak ve kaç soru sormak istiyorsanız bu kukla birimizin kostümleri o kadar değişecek. Diğeri kukla 2 olacak. Burada doğru cevaplar yer alacak. Her bir kostüm doğru cevaba denk gelecek. Kukla 3'te ise yanlış cevaplar yer alacak. Kaç tane doğru cevap ya da kaç tane yanlış cevap olacağı tamamıyla yapacağınız oyuna, kaç sahneli bir oyun olacağına bağlı olarak değişecek. Hemen mantığından genel olarak bahsedelim. Bu tarz oyunlarda aslında yaptığımız tek şey tetikleyiciyi değiştirmek olacak. Biz şu ana kadar tetikleyicilerimizi tıklandığında ya da boşluk tuşuna basıldığında gibi dışarıdan kullanıcının müdahale edebileceği şekilde ayarlamıştık. Bu oyunda ise sahneler arasında geçiş yaparken bu sefer tetikleyici dışarıdan kullanıcı olmayacak, doğru cevaplara bağlı olarak tetikleyicilerimiz değişecek. Oyunun en başında tetikleyici boşluk tuşu olacak. Tetikleyici boşluk tuşu olacak ve sahnede kukla 1, yani birinci sorumuz gelecek. Örneğin birinci sorumuz 2 artı 2 olsun. Daha sonra tetikleyici ile birlikte 2 tane cevabımız olacak. Birinci cevabımız kukla 2'nin kostümlerinden bir tanesi olan doğru cevap. Doğru cevap 4 olacak. Diğeri ise kukla 3'ün kostümlerinden bir tanesi yanlış cevap. Buna da 5 diyelim. Eğer kullanıcı doğru cevaba tıkladıysa bu sefer ne yapacak? Bu sefer bir sonraki soruya ya da bir sonraki level'a geçecek. Bunu nasıl belirtebiliriz? Aynı yukarıdaki gibi bu sefer tetikleyici olarak bir sonraki soru komutunu kullanacağız ve burada yeniden bir kukla 1 gelecek. Yani yeni bir soru gelecek. Örneğin yeni sorumuzda 3 artı 4 olsun. Yanlış cevaba tıklarsa herhangi bir işlem olmayacak. Yalnızca bir geri bildirim görecek sahnede. O geri bildirimde lütfen tekrar deneyiniz. Yanlış cevaba tıkladınız olacak. Eğer tetikleyici doğru cevaba tıkladıysa diğer soruya geçecek. Diğer soru gelecek. Ve yeniden altta cevapları değişecek ve alttaki cevaplara göre yeni bir algoritma oluşacak. Örneğin yine burada kukla 2 sahneye gelecek. Kukla 2'm doğru cevaptı. Doğru cevabım 7 olacak. Bununla beraber kukla 3 de sahneye gelecek. Kukla 3'ün de tabii ki de değeri değişecek. Bu da örneğin 8 olsun. Eğer yine kullanıcı doğru cevaba, yani kukla 2'ye tıklar ise bu durumda yine bir algoritma gelecek. Tetikleyici olarak bir sonraki soruya geç olacak. Hatta şunları şöyle yapalım. Birinci sorumuz burada. Bunun tetikleyicisi sözel olarak ikinci soru olsun. Bunun tetikleyicisi sözel olarak üçüncü soru olsun. Üçüncü sorumuzda ne olsun? Bir tane de üçüncü soru yazalım. Örneğin
Gitgide zorlaşan sorular olsun. Kukla 1'in kostümüne 3 artı 4 yazmıştık. 5 artı 4 yazalım mesela. Bundan sonra artık yeni bir sorumuz daha oluştuğuna göre en az 2 tane daha cevabımızın oluşması gerekiyor. Hemen bunlara da birer cevap ekleyelim. Birinci cevabımızda kukla 2'mizde doğru cevabımız gelecek. Doğru cevabımız 9 olacak. Diğer kuklamızda ise yanlış cevabımız gelecek. Yanlış cevapları da biz kukla 3'ün içinde tutuyorduk. Örneğin bu da 10 olsun. Aşağıya doğru bunları çoğaltabiliriz. Ne yaptık? Birinci tetikleyicimiz yani oyunumuzu başlatan komut boşluk tuşuydu. Birinci sorumuz geldi 2 artı 2. Ve ekranda 2 tane cevap belirdi. 4 ve 5. 5 yanlış cevap, 4 doğru cevap. Doğru cevaba tıklarsa ikinci soruya geç tetikleyicisi tetiklendi ve ikinci soru geldi ekrana. Yanlış cevaba tıklarsa yeniden deneyiniz gibi bir uyarı, bildirim geldi. Hemen sonrasında doğru cevapta ikinci kostümümüz, kukla 1'imiz çünkü bizim cevap kostümümüzdü. Kukla 1'in ikinci kostümü geldi, 3 artı 4. 3 artı 4. 2 tane de cevap geldi. Cevapların biraz önce 4 ve 5'ti. Şimdi ikinci kuklaların ikinci kostümleri sahneye geldi. Doğru bilirse 3. soruya yönlendirdim. 3. sorum geldi. 3. sorumun da şıkları geldi. Genel olarak oyunumuzun mantığını yazmış olduk. Şimdi Scratch'e dönelim ve tek tek sahnelerimizi tasarlayalım. Öncelikle bizim 1, 2, 3 tane kukla 1'e ait kostümümüz var. 2 artı 2, 3 artı 4, 5 artı 4. Hadi bunları sahnemizde belirtelim. Öncelikle kukla ekleyeceğim. Ben bunları kendim çizeceğim. Kendim çizeceğim için kukla kısmından çizim kısmını kullanacağım. Tekst özelliğine bastım. Ekrana geldim. İlk sorum 2 artı 2 eşittir yazdım. Ok işaretine basarak birazcık büyüteyim. Ekranın önüne koyayım. İsterseniz arka planda ekleyebilirsiniz. Kafamız karışmasın diye şu an arka plan eklemeyeceğim. Birinci kukladım, birinci kostümünü hallettik. Şimdi aynı kuklanın biz farklı kostümlerini olduğunu da biliyoruz. Kukla 1'in 3 artı 4 diye bir kostümü daha vardı. Bunların hepsini tek tek yapalım. Yeniden çizim kısmına geldim. Çizim dedim. Kukla 2'ye bir kostüm daha atadım. Boyutları ve yerlerinin aynı olması için şunu tutup CTRL-C ile kopyalayıp CTRL-V ile burayı yapıştırıyorum. Daha sonra sadece rakamlarını iki kez tıklayıp içine girip rakamlarını değiştiriyorum. Benzer şekilde üçüncü kuklam içinde, yani daha doğrusu birinci kuklamın üçüncü kostümü içinde aynı şeyi tekrarlıyorum. Şu an 2 artı 2 ilk soruya başladığında doğru bildiğinde 3 artı 4 ikinci soru ve 5 artı 4 olmak üzere 3 tane kostümü oluştu. Kostümleri yaptıktan sonra şimdi kukla 2'nin kostümlerini belirleyeyim. Doğru cevabım 4 olacak kukla 2 için. Birinci kuklam için bir kukla daha eklediyorum. Burada numaralar var. Ben direkt şuraya 4 yazayım. Şurada çıktı. Birinci kuklamın yani kukla 2'min daha doğrusu birinci cevabı 4. Hemen bir kostüm daha ekliyorum. Neden? Çünkü kuklamın 4 ile birlikte, doğru cevapla birlikte bir de 7 cevabı yani 7 kostümü var. Şuraya hemen 7 diyorum ve kostümü buraya ekliyorum. Bir kostümü daha var, bir de 9 kostümü var. Yine aynı şekilde şuraya 9 yazarak kostümü buraya ekliyorum. 3 tane kostüm oluştu doğru cevabımız için. Artık yanlış cevaplara geçebiliriz. Neden? 3 tane kuklamız vardı. Yanlış cevapların tutulduğu kuklamız da kukla 3'tü. Kukla 3 için, yanlış cevaplar için bir kukla seç diyorum. İlk cevabımı 5 olarak atamışım. 5 atıyorum. Bu kuklamın 5'ten başka yanlış cevaplarda 8 ve 10 da vardı. Hemen onları da atayalım. Aynı şekilde bir kostüm seç diyorum. Şuraya 8 yazalım. Yine bir kostüm seç diyorum. Buraya 10 yazalım. Gördüğünüz gibi 10 yok. Bu durumda ne yapacağız?
Ekranımıza bir tane 1 alalım. Aynı şekilde bir tane de 0 alalım. Sıfırımızı ok işaretini seçerek üzerine tıklayalım. CTRL A seçerek CTRL C ile gelip 1'in yanına kopyalayalım. Şöyle yan yana duracak şekilde düzgün bir şekilde koyalım. Gördüğünüz üzere ikisi de düzgün bir şekilde yerleşti. Şimdi bunu da silelim. Gördüğünüz gibi 5, 8 ve 10 oldu. Eğer istediğiniz rakamlar yukarıda yer almıyor ise bu tarz kopyala yapıştırla rakamları farklı sayılara çevirebilirsiniz. Üçüncü kuklamızı da aldıktan sonra artık işlemlerimizi yapmaya başlayabiliriz. Biz şu ana kadar hep belirli kuklalarda kodlarımızı yazdık. Ama bu seferki dersimizde her kukla için farklı farklı kodlar ataması gerçekleştireceğiz. İlk olarak yapacağımız şey kod 1. Yani tetikleyicilerimizi başlatmak. Tetikleyiciyi boşlukla başlatacağım. Boşluk tuşuna basıldığında kukla birim 2 artı 2 ekrana gelecek. Bunu kukla birimin üzerine tıklayarak kukla birimin üzerine komut şeklinde yazacağım. Her komutu ilgili kuklanın üzerine tıklayarak o kuklanın içerisine girerek yazmam gerekiyor. Şimdi yapacağım şey boşluk tuşuna basıldığında özelliğini sahneye alacağım. Boşluk tuşuna basıldığında birinci level'ım yani birinci sorum gelecek. 2 artı 2. Boşluk tuşuna basıldığında görünüm kısmına gelip kılığına geçten kostüm 1'i seçiyorum. Kostüm 1 birinci kılığa geç demekti. Hemen şuradan durdurup boşluk tuşuna basayım. Bakın birinci kılığa geçti. İkincisine geliyorum şimdi. Benim birinci kılık için doğru cevabım 4'tü. Bu durumda benzer bir olayı burada da yapmam gerekiyor. Ne yapacağım? Hemen geliyorum. Olaylardan boşluk tuşuna basıldığında ilk sorum için benim doğru cevabım 4 olduğu için yine kılığına geçten ilk sorum için 4 seçeneğinin seçilim olmasını istiyorum. Ekranda 4 seçeneği belirsin. Boşluk tuşuna bastığımda 4 seçeneği geldi. Aynı işlemi 10 içinde yapacağım. Hemen gelelim, boşluk tuşuna basıldığındayı alalım ve görünüm kısmından kılığını seçten 5'i ekrana alalım ve basalım. Boşluk tuşuna basıldığında artık benim ekranımda 2 artı 2, 4 ve 5 belirecek. Şunu şöyle birazcık geriye doğru alalım. Doğru cevabım 4 olduğu için şimdi buradan başlayalım. Önce doğru cevabın komutlarını yazalım. Eğer yapacağım şey doğru cevaba tıklandıysa tıklamayı kullanacağım. Aşağıya geçecek yani bir ikinci soruya geçecek. Bununla birlikte mesela bir de bravo gibi bir komut, bir bildirim versin. Bunun için sürekli tekrarlayı kullanmam lazım. Sürekli çünkü beklemesi gerekiyor. Bu komutun içerisini sürekli kontrol etmesi gerekiyor. Sürekli tekrar et. Eğer bakın 4'ün içerisindeyim, doğru cevabın içerisindeyim. Algılamadan fare imlece değiyor mu? Yani 4'e fare değdi mi? Tıklama fonksiyonunu kullanacağım için. Eğer fare imlece değdiyse bu durumda ne yapılsın? Görünüme geliyorum. 2 saniye boyunca bir tebrik geri bildirimi verelim. Bravo. Hadi diğer soruya geçelim. Diğer soruya geçmek için arkadaşlar, burası önemli, kullanacağım özellik olay bloklarından haberi sal. Yani doğru yaptıysa kullanıcı ikinci soruya haber sal diyeceğiz ve ikinci soruyu tetikle. Ben haber biri değil de şuradan kafanız karışmasın diye yeni haber deyip soru 1 yazıyorum ve okey diyorum. Şuraya koydum. Bu ne demek? 4'ün üzerine geldiyse soru 2'ye geçsin. Aynı şeyi şimdi 5 içinde yapalım. 5 bizim yanlış cevabımızdı. Yanlış cevabımız olduğu için önce sürekli tekrarlayı alıyorum ve eğer fonksiyonunu alıyorum. Eğer algılamadan fare 5'e değiyorsa, bakın 5'in içindeyim yani ikinci kuklamın içindeyim. Fare buna değiyorsa yanlış yapmış demektir. Hemen şuradan bir saniye boyunca üzgünüm. Yanlış
Cevap. Yeniden deneyelim yazalım. İsterseniz buraya ses de ekleyebiliriz. Mesela şöyle bir ses ekleyelim. Buraya kadar tamamladık. Yaptığımız tek işlem bir, doğru cevap verdiyse haberi sal diyoruz. Nereye? Soru 2'ye. Onu birazdan göstereceğim nasıl haberi salacağını. 2, 5 yanlış cevabımdı. Eğer 5'e tıkladıysa üzgünüm yanlış cevap yeniden deneyelim diye bir saniyelik bir bildirim gelsin. Ve diğerinde kuklam zaten hala boşluk tuşunda ilkinde. Şimdi hemen bir denemesini yapalım. Boşluk tuşuna bastım. Doğru cevabım 4. Yanlışa bir bakalım. Üzgünüm yanlış cevap. Yeniden deneyelim dedi. Bu pıt diye bir ses geliyor. Bilmiyorum onu duyuyor musunuz? Doğru cevaba tıklayalım. Bravo. Hadi diğer soruya geçelim dedik. Şimdi diğer soruyu yazmaya hadi başlayalım. Öncelikle diğer sorumuzda, yani ikinci sorumuzda sorumuz 3 artı 4'tü. Bu durumda önce 2 artı 2 kuklama geleceğim. Bunu 3 artı 4 ile değiştireceğim. İşte tam burada bizim biraz önce haber sal özelliğinde yazdığımız tetikleyiciyi kullanacağım. Nasıl? Olaylar bloğuna geleceğim. Bakın şu altta haberi aldığında soru 2 gördünüz mü? Biz kendi elimizde soru 2 yazmıştık. Soru 2 haberini aldığında aslında bu şu demek. Soru 2 haberiye geç haberini aldığında bu sefer ne yap? Bu sefer kostümümü soru 2 ile değiştir. Yani kostüm 2 ile değiştir. Birinciyi eğer doğru bilirse ikinciye geçeceğim. İkinci kostümüm 3 artı 4. Aynı şeyleri şunlar için de yapalım hemen. Durduralım bu arada hala çalışıyormuş. Hemen olaylar kısmına geldim. Soru 2 haberini aldığında demek ki doğru bildi. Soru 2 haberini aldığında kukla 2'm yani şu kuklam 7 ile değişecek bir kere. Öncelikle hemen ben görünümü kılığa geç diyerek 7 ile değiştiriyorum bakın. Artık 7 ikinci soruya geçtiğinde. İkinci soruya geçtiğimde bu 4 otomatik olarak 7'ye dönecek. Daha sonra aynı şeyleri bunun içinde tekrarlayacağım. Kopyasını çıkart diyorum o yüzden. Ne yaptım? Sürekli tekrar et neyi? Eğer 7'ye değiyor ise, fare imleci değiyor ise 2 saniye boyunca bravo de. Bu sefer ne yapacağım? Bakın bu sefer 3. soruya geçeceğim. Yani benim bir tetikleyici daha koymam lazım. Yeni haber ekle diyorum. 3. soru diyorum. Okey diyorum. 3. soruya geç. Hadi bakalım 5'i de değiştirelim. Benim yanlış cevabım 8'di. Sahneye 8'in gelmesini istiyorum. Ama ne zaman? Olaylardan soru 2'ye geçtiğinde. 2. soruya geçtiğinde 8 gelecek ekranıma. Ekranıma 8 geldiği için görünüm kısmından ben kılığı seç diyerek 8'i seçiyorum. Sonra 2. soruda da aynı şey tekrar edecek. Kopyasını çıkarttım. Ne tekrar edecek? Fare imlece yani 8'e değdiğinde yanlış bir cevap, üzgünüm deyip bir bildirim verecek ve bir pop sesi gibi bir ses çıkacak. Şimdi hadi denemesini yapalım. Boşluk tuşuna bastım bakın. Boşluk tuşundayım şu anda. Beklentim ne? Yanlış cevabı bir tıklayalım. Daha doğrusu gelelim. Üzgünüm yanlış cevap diyor. Doğru cevaba geldiğimde beklentim bir sonraki sahneye gelmesi hem soru kuklasının hem de cevapların değişmesi olacak. Bravo, hadi diğer soruya geçelim dedi ve değişti. 3 artı 4, 7 artı 8. Yeniden 8'e basıyorum, yanlış cevap dedi. Hemen buraya geldim, bravo dedi. Diğer soruya geçelim. Diğer soruyu da değiştirelim, hadi. Şimdi soru 3 aynısını yapacağız arkadaşlar, hepsi aynı. Önce 3. sorumuz 5 artı 4'tü. Bunun için olaylar bloklarına geliyorum. Soru 2'yi de aldım. Bu sefer 3. soruyu alıyorum. Bunu ben kendim yazmıştım. 3. soruda kostümüm ne yapacak? 3. soruda kostümüm 3. kostüm olacak. Aynı şeyleri hemen şuraya gelelim. Bakın aynı şeyleri yapacağız. Tekrar edeyim ben. Hem size de tekrar olsun. Olaylara geldim. Olaylar bloğundan hemen 3. soruyu seçtim. 3. soru tetiklendiğinde. 3. soru tetiklendiğinde şöyle yapalım. Bir, kostümümü doğru olan 9'du. Kostümümü 9'da değiştir.
Burada bir değişiklik daha yapmak istiyorum. Bakın sürekli doğru olan cevap burada. Ama ben ne yapmak istiyorum? Bu sefer doğru cevapla yanlış cevabın yerlerini değiştirelim. Yani konumu ne olsun biliyor musunuz? Şu eksi 87'ye eksi 68 konumunda ya. Glove'um yani benim şu kuklam bu sefer cevaplar yer değiştirsin, saniyelik yer değiştirsin X ve Y'de. Şuradaki konuma gelsin. Bakalım şu neymiş? 98'e eksi 64 konumundaymış. 98'e eksi 64 konumuna gelsin. Yani yaptığımız şey, birazdan yanlış cevabı da bu tarafa geçireceğiz. Konumlarını değiştirmiş olduk aslında. Başka hiçbir şey yapmadık. Sonra hepsi aynı. Sürekli tekrar et diyorum. Kopyasını çıkartalım. Eğer fare imlece değdiyse, yani doğru cevaba değdiyse, bu sefer ikinci 2 saniye boyunca bravo desin ve eğer devam edecekseniz yine haber diyerek 3. soruyu eklemiştik. 4. soru diyorum. Eğer devam edecekseniz, devam etmeyecekseniz buraya şey yapabilirsiniz mesela, tebrik sahnesine git. Bir sahne ekleriz, tebrik sahnesine gider, tebrik eder. Aynı şeyi şimdi 8 içinde yapalım. Boşluk tuşuna bastık, boşluk tuşuna bastık, soru 2'ye de gittik. Şimdi ne yapacağız? Hemen olaylardan 3. soru. Bakın 4. soru otomatik buraya gelmiş ama biz henüz 3. soruyu yapıyoruz. 3. sorumda ne var? 3. sorumda kukla 3 10'du benim. O zaman ilk önce görünüm kısmından kukla 10'umu kılığa geçireyim. Benim kukla 10'um şuradaki glove 1 kılığındaydı. Bir de ne yapacaktım? Şurada da yaptım. 8'de 9'un yerini değiştirecektim. Sürekli doğru cevap aynı tarafta olmasın diye bir beklenti içerisindeyim. Ondan dolayı 8'de 9'un yerini değiştireceğim. Yani daha doğrusu 10 olacak artık. Onun yerini değiştireceğim üst üste gelmesin diye. Bu yüzden ben 10'u şöyle şurada bir yere koysam bence oldukça iyi olacaktır diye düşünüyorum. Durdurayım şunu. Eksi 111'e 61 gibi bir konumda. Hemen şuradan konumunu da alayım. Hatta direkt şöyle koyayım. Böylelikle ne yapsın? Hemen konumu da değişsin. Doğru cevapla yanlış cevabın yerleri de değiştirilmiş olsun. Bundan sonrası aynı arkadaşlar. Fare imlece değiyor mu? Bu yanlış cevap olduğu için üzgünüm, yanlış cevap de pop sesini çıkart. Bir sorun olursa yine hata ayıklamasını gerçekleştiririz. Boşluk tuşuyla 1. soru, 2. soru, 3. soru açıyorum. Başlayalım. Evet, oyunun bir denemesini yapalım. Bazı yerlerde değişiklikler yapmak zorunda kalacağız çünkü. Oraları göstereceğim size. 2 artı 2 eşittir 4 dedim. 5'e geldim. Yanlış cevap. 4'e geldim. Bravo dedi. Diğer soruya geçti. 8, 7. 8 yanlış cevaptı. Üzgünüm, yanlış cevaptır dedi. 7'nin üzerine geldim. 10 artı 9. Bakın burada bir değişiklik oluyor. Gördünüz mü? Geri geliyor. Burada ne yapmamız gerekiyor? Küçük bir ayar yapmamız gerekiyor sadece. 7'nin hemen üzerine geleyim. Bakın şuradaki kısmı sürekli tekrarın içine koymadık biz. Yani kılık değişikliğini. O yüzden geri gidiyor 3. soruya, diğer soruya. Tek yaptığım şey şu kılık değişikliğini sürekli tekrarların içine koymak olacak. Aynı şeyi yanlış, yani kukla 3 içinde yapıyorum. Aynı şeyi 3. soru içinde yapıyorum. Sürekli tekrarın içine koyuyorum sadece. Şimdi yeniden bir denemesini yapalım. Bastım. 4'e geldim. Bravo. Diğer soruya geçelim dedi. 2 saniye olduğu için bekledi. Bravo. Diğer soruya geçelim dedi. 10'a bakıyorum. Üzgünüm. Yanlış cevap. 9'a bakıyorum. Bravo diyor. Tamam. Sıkıntı yok. Problemsiz bir şekilde oyunumuzu tamamladık. Daha farklı sahnelerde koyabilirsiniz. Tabii bunu genişletebilirsiniz. İşte 4. soruya 4. soru tetikleyicisi koyarak, yani yaptığımız aslında tek şey şuradaki olaylar bloğundan haberini sal demek. Yani birbirlerine bağlıyoruz aslında blokları ama blokların birbirlerine bağlanması, yani tetiklenmesi bir önce yapılan işleme bağlı oluyor. Kendim istersem yeni haber diyerek buradan yeni haber eklentisi yapabiliyorum.
Daha sonra da tetikleyici olarak yine olaylar bloğundan hangi haberi tetikleyeceksem onu alıyorum. Aslında bu kadar kolay arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda yapmış olduğumuz bu oyunu Excel dosyası haline nasıl getireceğiz? Bundan bahsedeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.